Bu filmde Bilge Kağan senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Bilge Kağan. İkinci Göktürk Devleti'nin hükümdarıyım. Yaptığım seferler ve kazandığım başarılarla Türk tarihinin unutulmaz hükümdarları arasında yerimi aldım. Göktürk yazıtları ile çağımı aydınlattım. Bana Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan derler. Beni tanımak ister misiniz? 683 yılında Çin'de Chugai Kuz Dağı dolaylarında doğdum. Bu heybetli dağların eteklerinde masmavi gökyüzünün altında tertemiz havayı içime çekerek büyüdüm. İsmim Bilge'nin anlamı bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek olan kimsedir. Hayatım boyunca ismime yaraşır bir şekilde yaşadım. Babam Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlu Kağan, annem becerikliği ile dillere destan İl Bilge Hatun'dur. Biz iki kardeştik. Kardeşimin adı da Kültegin'dir. Henüz 8 yaşlarındayken babamı kaybedince amcam Kapkan Kağan'ın yanında büyüdü. Amcam eğitimime çok önem verdi. Beni pek çok önemli göreve getirdi. Birlikte sayısız sefere çıktık. Bu seferlerdeki başarılarım sayesinde kısa zamanda devlet kademesinde güçlü bir konuma geldim. Çocuklar, hepinizin hayallerini süsleyen ve gerçekleşmesini çok istediğiniz hedeflerinizin olduğunu tahmin ediyorum. Benim de sizin yaşlarınızda hayallerim vardı. Bu hayalim devletimin başına geçerek hükümdar olmaktı. Hükümdar olduktan sonra sınırlarımı genişletmek, ülkemde yaşayanları adaletle, refahla, birlik beraberlik içinde yönetmek istiyordum. Takvim yaprakları 716 yılını gösterirken 32 yaşındaydım ve Göktürk Devleti'nin 4. hükümdarı oldum. Böylece tam 24 yıl sürecek olan hükümdarlığım başladı. İlk işim iyi bir yönetim oluşturmak oldu. Bunun için bilgisine ve tecrübesine güvendiğim Tonyukuk'u vezirliğe, kardeşim Kültegin'i de ordunun başına getirdim. Her ikisi de alanlarında ülkemin en iyileriydi. Ve ben biliyordum ki devleti yönetirken yanınızda yer alan insanlar ne kadar maharetliyse yönetiminiz de o kadar başarılı olur. Sizler bu durumun sadece ülke yönetiminde geçerli olduğunu düşünmeyin, olur mu çocuklar? Unutmayın, arkadaş seçiminiz her zaman çok önemlidir. Bilgisine ve kültürüne inandığınız, konuşup anlaşabildiğiniz arkadaşlarınız hayatınız boyunca sizi ileri taşıyacaktır. Tabii siz de onları. Hükümdarlığım öncesinde halkım birçok savaştan yenilgiyle ayrılmış ve her biri bir tarafa dağılmıştı. İlk işim ise halkımı tekrar bir araya getirmek oldu. Çünkü birlikten her zaman kuvvet doğardı. Biz birlikte güçlüydük. Bunu hiçbir zaman unutmadım ve sizlere de unutmamanızı tavsiye ederim. Kağan olur olmaz ilk olarak törelerimizi uygulamaya başladım. Çocuklar, törelerimiz önemlidir. Töreler, bir toplulukta benimsenmiş davranış ve yaşam biçimlerinin, kuralların, ortaklaşa alışkanlıkların bütünüdür. Sizlere daha iyi anlatmak için okulunuzu düşünmenizi rica ediyorum. Okuldaki davranışlarınızın bazı kurallar çerçevesinde olması buna örnektir. Nasıl ki okulunuzda arkadaşlarınızla kurallara uygun bir arada mutlu yaşıyorsanız, ben de ülkemde bunu hakim kılmaya çalıştım. Hedeflerim doğrultusunda ilerlerken devletimin uzun yıllardır rakibi olan Çinlilerle mücadele etmeye karar verdim. İşte tam bu anda vezirim Tonyukuk devreye girdi. Size daha önce işinin ehli insanlarla çalışmanın ve arkadaşlık etmenin öneminden bahsetmiştim. Tonyukuk'un öğütlerini dinleyerek Çin'e düzenlemeyi düşündüğüm seferden vazgeçtim ve onlarla iyi ilişkiler kurdum. Göktürk Devleti'nin birliğini yeniden kazandım. Çocuklar, hükümdarlığım boyunca ülkemin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için de gayret gösterdim. Dönemimde Ongin yazıtı, Altun Tamgan Tarkan yazıtı, Tonyukuk yazıtı, Kültügin yazıtı gibi birçok yazıt dikildi. Böylece Türk edebiyatının ilk örneklerinin verilmesine aracı oldum. Ölümümden sonra sevgili oğlum Tengri Kağan tarafından adıma dikilen Bilge Kağan yazıtında ise öğütlerim yer almıştır. Türk dilinin en eski yazıtlarındandır. Göktürk diliyle yazılmıştır. Bir gün yolunuz Moğolistan'ın Orhun Irmağı taraflarına düşerse, söz ettiğim tüm kitabeleri ziyaret edebilirsiniz.
Bu beni gerçekten çok mutlu edecekti. Şimdi sizlere bu öğütlerimden birkaç tanesini açıklamak istiyorum. Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. Bu sözümde düşüncelerimizin, sözlerimizin aracılığıyla birbirimize aktarıldığının, bu sebeple sözlerimizin güzel olmasının öneminden bahsettim. Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, sözlerimi iyice işitin. Kenetlendikten sonra kim Türk'le başa çıkabilir? Bu sözümde birlik olmanın ve birlikte başarmanın öneminden söz ettim. Türk yasalarını da dönemime uygun şekilde belirledim. Şimdi düşünüyorum da bu sözlerim geçerliliğini bugün de koruyor ve sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Yalan söylemek yasaktır. Aman diyene el kaldırılmaz. Kadın ve çocuğa vurulmaz. Onlar esir edilmez. Türk yurdunda yoksulluk olmamalıdır. Orhun ya da Göktürk yazıtları olarak bilinen bu yazıtlar, Türklerin bilinen en eski alfabesi olan Orhun alfabesiyle Göktürkler tarafından yazılan yapıtlardır. Yazıtlara bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisiyle Bengi taşlar da denilmiştir. Sevgili çocuklar, tarih boyunca insanlar her zaman lider olmak istemişlerdir. Tabii ki herkes lider olmayı başaramamıştır. Bana göre evimizde, okulumuzda, apartmanımızda, sokağımızda bile adaleti, birleştiriciliği ve yardımseverliğiyle sevilen ve sayılan gerçek bir lider olabiliriz. Ben hepinizin lider ruhlu olduğunu tahmin ediyorum ve liderlik ruhu taşıyan herkes kendini geliştirerek güçlü bir lider olma şansına sahiptir. Hayatınız boyunca adaletli, birleştirici ve yardımsever olmanızı dilerim. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.